Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın Rotası'na hoş geldiniz. Yeni günde ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, günaydın. Hoş bulduk, günaydın Barış. Dün beraber olamadık. Evet. Ankara'daydınız. Ankara'daydım, önemli bir toplantıdaydım. Ve sağ olsun Erkin Şahinöz de beni kırmadı. Bayağı keyifli bir program olmuş. Ben tabii o sırada toplantıya gidiyor olduğum için izleyememiştim ama programı. Olumlu reaksiyonlar da aldık. Buradan tekrar Erkin'e ben biz de hocam bir kez daha teşekkür ederim. Dün izleyicilerimizin de yoğun ilgisi vardı. Mümkün olduğunca soruları yanıtlamaya çalıştık. Bugün bir kez daha beraberiz. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan ne çıkar ne çıkmaz diye tartışıyorduk, konuşuyorduk. Dün toplantı yapıldı ve Şubat ayı faiz kararı açıklandı. Politika faiz %5.5'te sabit tutuldu ama gecelik faiz oranlarında borçlanmada %4.75'ten %4.50'ye, borç vermede 8.75'ten 8.50'ye düşürüldü. Evet. Nedir bunun anlamı? Siz hani çok bir hareket olmayacak, biraz daha olduğu noktada duracak demiştiniz, öyle mi oldu? Şey yapmıyorum, hayır, ben bunu beklemiyordum. Yani Merkez Bankası'nın bu sefer biraz geçmişte geçen aylarda izlediği politikanın ne kadar ekonomide nasıl bir etki yaptığını görmesi lazım. Bir süre beklemesi lazım ve bir şeyi değiştirmemesi lazım diye düşünüyordum. Ama Merkez Bankası özellikle tahmin ediyorum finansal istikrara daha fazla önem veriyor. Yani kurlarda daha fazla aşağı gidiş istemiyor. Ve Türk lirasının değerlenmesini de istemiyor. Veya bunu başka bir şekilde de yorumlayabiliriz. Çünkü faizin üst bandını alt bandını indirmek direkt kura etki yapıyor. Hı hı. Ama şöyle de yorumlanabilir. Hani bu toplantıdan sonra biliyorsun siyasi baskı görmemek için de işte faizleri indirdim demek amacıyla da bunu yapmış olabilir. O biraz daha zor bir olasılık ama politika faizini değiştirmedi sonuçta. Çünkü politika faizi şu an Merkez Bankası belli bir para veriyor piyasaya, bankalara. Bunu 0.2 milyar ile 6 milyar arasında belirliyor haftalık repoları. Evet. Aylık repodaki miktarı düşürdü. 3 milyardan 2.5'a düşürdü. Yani şöyle yapmaya çalışıyor. Bir yandan kredi büyümesini engelleyeyim. Kredilerde ivme devam ediyor diye bir açıklama yaptı. Diğer taraftan da kurların da aşağı gitmesini engelleyeyim. Bu durumda uygulanması gereken politika faizleri aşağı çekip muzdam karşılıkları yükseltmekti. Nitekim bunu yaptı. Ama ben şeyden emin değilim Barış. Yani bu kurlar üzerinde, Türk lirasının değeri üzerinde faiz ne kadar etkili oluyor? Bundan çok emin değilim. Çünkü bu faiz indirimiyle birlikte kurlarda bir hızlı yukarı hareket oldu. Yani dolar hemen 1.77-50 seviyelerine kadar yükseldi. Ama orası öyle bir direnç ki bir türlü o direnci geçemiyor. Yani tekrar bu sabah baktığımızda şeyi görüyoruz. Doların tekrar gerilediğini görüyoruz. Dolayısıyla burada biraz sıkışacak Merkez Bankası ya. Yani öbür taraftan enflasyon da yükselmeye başladı. Hı hı. Yani enflasyonda Ocak ayı enflasyonu geçmiş Ocak ayına göre çok şey geldi, yani yüksek geldi. Dolayısıyla tekrar enflasyon 7'nin üzerine çıktı. Şubat ayında gelecek enflasyonla birlikte 7 civarına gidecek. Diğer taraftan kuru yükseltmek istiyorsun ama o sırada petrol fiyatları artıyor. Bu enflasyona katkı yapacak. Şu an görüntü şu. Enflasyon hedeflemesi tamamıyla ikinci planda. İlk planda kredi büyümesini engelleyelim çabası var. Fakat bu kadar da fazla çaba biraz sıkıntı yaratacak bir şey. Yani tamam cari açık artmasın ama dün işte BDDK'da bir toplantıdaydım ve orada bir sohbet toplantısıydı. Evet. Genel olarak çok güzel bir uygulamaları var. Sektörden konusunda uzman, akademisyenleri çağırıp farklı görüşleri dinliyor BDDK. Dün ben de kendi görüşlerimi ayrıntılı bir şekilde verdim. Orada BDDK Başkanı Sayın Mukim Öztekin şöyle bir şey söyledi. Normalde ben hani hatırlar mısın? Geçen hafta şöyle diyordum. Hani krediler, kredi faizleri düşmese bile eğer firmalar kredi kullanacaksa o zaman çok rahatlıkla yurt dışından kullanabiliyorlar. Hı
Yani küçük ölçekliler kullanamıyor ama orta ve büyük ölçekli firmalar zaten yurt dışından hem de daha ucuza kredi kullanıyorlar. Bu durumda onların kredi kullanmasını engelleyemiyorsunuz. Yani Merkez Bankası ne yaparsa yapsın, tamam Türkiye'deki kredilerin büyümesini istemiyor ama dışarıdan krediyi engelleyemez. Çünkü aksi halde o zaman sermaye hareketlerini sınırlandırmak zorunda kalırsınız ülkede. Bu da sistem değişikliği demektir. Öyle bir şey olamaz. Özellikle bankalar şöyle bir şeye yönelmişler. Şimdi sanayiciye veya firmaya ticari kredi verirken kar marjın 2 puan. Yani senin fonlama maliyetin eğer atıyorum 7 ise sen bunun vergisini devlete ödeniyor. 9'la 2 marj, %2'lik bir marj kazanıyorsun. Bir bakıma portakalı 5 liraya alıp 7 liraya satıyorsun gibi. Evet. 3 liraya alıp 5 liraya satıyorsun gibi. Bu marj oldukça düşük bir marj. Ama bireysel kredilerdeki marj çok yüksek. Yani bireysele bir kredi verdiğinde normalde ticari firmaya 14-15'e mal oluyorsa kredi yıllık bazda bireysel %20-21. Yani biz tüketiciler gidip de bir tüketici kredisi aldığımızda veya bir araba kredisi aldığımızda, diğer benzer kredileri aldığımızda bunun yıllık maliyeti %20-20'nin üzerinde oluyor. Orada banka bu sefer 4-5 puan kazanabiliyor. Şimdi ne olmuş? Mesela düşün ki bir bankaya diyorsun ki senin kredi miktarı ne kadar? 100 lira. Sen burada ancak %15 büyüyebilirsin. Banka olarak ne yaparsın o zaman sen? Ticari firmalara, küçük firmalara, KOBİ'lere veya şeye kredi vermek yerine, oradan 2 lira kazanmak yerine %15'in çok büyük bir kısmını bireysele yönlendirmek istersin. O yüzden işte sürekli olarak cep telefonlarımıza SMS'ler geliyor. İşte hemen krediniz hazır, şuraya SMS gönderin, anında hesabınıza yatsın vesaire. İşte bankalar o konuda şöyle de yaptılar. İşte faizsiz kredi gibi bir tek bir masraf alıyoruz şeklinde. Halbuki o masraf zaten faiz. Bu tip bir şey var, uygulama var. Sonuç olarak bankalar eğer bu yolu seçerlerse, ki bu yolu zaten seçmiş durumdalar. Yani bireysele kredi akmaya devam ettiğinde iş talep gene yükselecek. İş talep yükseldiğinde sanayiciler, üretenler kredi bulmak istediğinde bankaya geldiğinde kredi maliyetleri onlara da yükselmiş olacak. Öbür tarafa yönlendirildiği için. Onlar da bu sefer yurt dışından kredi bulabilirler. Yine cari açık çok artabilir. Yani burada Merkez Bankası kredileri de engellemeye yönelik elinde sadece munzam politikası var. Eğer kredilerde bir büyüme %15'e çekilecekse BDDK'nın yardımı olmadan hakikaten Merkez Bankası'nın çok fazla da yapabileceği bir şey kalmıyor ortada. Bu anlamda gereksiz yere biz aslında faizler çok düşüyor ve mevduata aynen düşüş uygulanıyor. Yani faizler şimdi 25 baz puan indirildi. Bankalar mevduat sahiplerine vadesi dolduğu anda şey diyecekler. Merkez Bankası faizi indirdi. Dolayısıyla eski aldığınız faizi alamazsınız diyecekler. Onlar da 20-25 baz puan indirecekler. Bu ciddi anlamda tasarrufları azaltıyor. Yani kimse o zaman diyor ki ben yıllık %5,5-6 faiz alacaksam zaten enflasyon %7. O zaman gideyim ben bunu mala yatırayım diye düşünüyor. Sonuçta mevduat artış hızı da yavaşlayacak. Dolayısıyla faizler daha sonra yükselecek bence çok. Yani bu faizi suni olarak baskı altına almak, faizi suni olarak indirmeye çalışmak, ekonominin dinamikleri aslında faizin yükselmesini de gerektiriyor. Yani kendi işi arz ve talebe bıraksan faizler yükselebilir. Sonrasında sıkıntı olacak. Yani Merkez Bankası'nın işi bu sene çok daha zor. Geçen sene kolaydı. Çünkü geçen sene seçim yoktu, bir şey yoktu. Tabii. Dolayısıyla 2012'de çok rahatlıkla faizleri yükselterek, şimdi faizi indiriyor Merkez Bankası ama peki yükseltmeye gelince ne olacak? Yükseltmeye geldiğinde o kadar rahat olmayacak yani. Şimdi şeyi özellikle faizin üst bandı ve alt bandını indirerek aslında gerçek kredi faizini hiç etkiletmedi. Yani kredi maliyetlerini hiç aşağı çekmedi. Çünkü o politika faizi ve efektif fonlama faiziyle belirleniyor. Dolayısıyla o onu etkilemez. Ama yarın herhangi bir şekilde faiz koridorunun üstünü veya altını bir miktar yukarı kaldırmaya çalışsa çok fazla siyasi baskı görecek diye düşünüyorum. Yani aslında Merkez Bankası'nın hala araçları çok fazla kullanabileceği ama
Bence 2013 Merkez Bankası için oldukça zor bir yıl olacak. Ve faizlerde dün sert bir düşüş vardı Merkez Bankası kararı sonrasında. 5.60'lara falan tekrar geldi. Daha da düşer mi? Ben artık hani daha fazla düşeceğini zannetmiyorum. O yüzden tahvil bono fonlarından bir miktar daha likit fonlara geçilmesi önerisinde bulunuyor. Dolar da yukarı gitti hocam. Evet. Şimdi o trend devam eder mi? Şimdi dolarda o trend devam etmeyecek bence. Çünkü dışarıda muazzam bir risk iştahı var. Yani dışarıdan gelen bir risk iştahı var. Yabancı, yani dış piyasalarda muazzam bir şey var Barış. Para dünyanın her yerine akmaya başladı. Getiri arıyor. Risk iştahının artması demek Amerikan tahvillerinden, Alman tahvillerinden çıkıp daha yüksek getirili yerlere gitmesi demektir. Şimdi bizim faizler aşağı çekildi. Dolayısıyla hani bir miktar bize gene para gelmeye başlayacaktı. Bunu gördü Merkez Bankası. Hani bu doları daha da aşağı çekecek döviz kurlarını diye. O yüzden faizi indirdi. Ama dolarda hala yukarı gitme potansiyeli var mı dersen çok fazla potansiyel göremiyorum. Arkadaşlar grafiği bir ekrana verebilirsek eğer şurada evet şu an dolar şu şekilde bir aşağı trendde gidiyor. Ne zamandan beri? Bu Mayıs 2012'den beri şöyle bir aşağı trendde gidiyor. Hı hı. Ve Merkez Bankası'nın rahatsız olduğu nokta da burası. Şu aşağıdan çizdiğim çizgide 1.75 seviyesi. Bu 1.75 seviyesiyle yaklaşık 1.77-50 seviyesi arasında sıkıştı. Dolar da yukarı hareket devam eder mi? Pek zannetmiyorum. Yani dolar 1.77-50'yi kırarsa hadi 1.78'i görsün. Ama 1.79-1.80'e gitmesi için başka risklerin ortaya çıkması lazım. Yani suni belirsizlik yaratılması lazım. Ne bileyim siyasi sorunlar vesaire olursa orada dolar bir miktar yukarı yine gidebilir. Ama 1.75'te 1.77-50 aralığında burada kalacaktır diye bekliyorum. Dolarda uzun zamandır da şunu söylüyorum. Yani kimse dolardan çok fazla bir şey beklemesin. Sadece 1.75 veya altına gelirse alım yapılabilir. 1.77-50'ye çıktı. Zaten kanalın üst bandıydı. Oraya gelince de bir miktar satış yaparak bu kanal hareketinden yararlanılabilirdi. Şu an 1.75 seviyesi gene hala önemli bir destek. Dolayısıyla 1.75'e doğru bir geri çekilme olursa dolarda alım yapmak lazım. Onun haricinde şu aşamada dolarda çok sert bir yukarı hareketi beklemiyoruz. Ama belki bir saat sonra bir haberin gelmesiyle birlikte resmin tamamı değişebilir. Onu bilemeyiz. Tam da bu noktada hocam Levent Evkuran işte bununla ilgili bir sorusu var. O da diyor ki dolar 1.77-50'yi kırdı ve geri geldi. Satalım mı yoksa üst seviyeleri mi bekleyelim mesela bir ay süre için demiş o da. Bence bir ay süre için şöyle yani ben olsam eğer 1.75 civarından almışsam bu seviyelerde bir miktar kar realize edip en azından bir kere 1.75 ile 1.76 arasına gelmesini beklerim. Hı hı. Doları yukarı götürecek tamam Merkez Bankası kararı doları yukarı çekecek bir karar ama şimdi şeyi bilemeyiz. Bundan sonra gelecek haberleri ben bilmiyorum. Yani bundan sonra gelecek bir haber doları hala yukarı götürebilir. Ama normal koşullar altında şu an dolardaki üst direnç seviyesi 1.78. Yani 1.78'in üstü çok zor. Dün mesela 1.78'e oldukça yaklaştı. 1.77-90-95 seviyesine kadar geldi. Ve oradan tekrar bir miktar aşağı geldi. Şu an biz 1.77 ile 1.78 arasında gider geliriz. Sıkışır orada. Sonra tekrar yeniden ben aşağı doğru düşüş bekliyorum. Sebebi de şu, dışarıda risk iştahı arttı. Yeniden dışarıdan para geldiğini biz göreceğiz. Çünkü tüm borsalarda büyük bir coşku var yurt dışında. Ve orada rekorlarını deniyorlar. Yani neden hocam o coşku neden oldu ve bize bir yansıması olmadı galiba? Bize çok büyük bir yansıması olmadı ama bizde en azından bizdeki şu anki genel hava daha farklı. Orada şu. Bir kere Japon borsası son 4 yılın zirvesine geldi. Amerikan borsası 2007'deki zirve seviyesine yaklaştı. Yani Amerikan Dow Endeksi 14.700 civarındaydı. 14.035'e geldi. S&P Endeksi bir rekor kırdı. Son işte 5 yılın rekorunu kırdı. Dow Endeksi rekor kırdı. Sebebi şu. Dün Almanya'da ZIV Endeksi son 3 yılın en iyi rakamı açıklandı. ZIV Endeksi dediğimiz iş dünyasının beklenti anketleri. Yani iş dünyası geleceğe dönük ne bekliyor? Bu geçen hafta içerisinde Avrupa'da büyüme oranları çok kötü gelmişti. Yani
Avrupa'nın genelinde büyüme %-0.6 idi. Ve bu seviye -0.6'nın görülmesi sonrasında piyasalar çok bozulmamıştı. Onun da sebebi Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi dedi ki işte en kötü görüldü, bundan sonra daha iyi gidecek. Çünkü ellerinde veri var. Başka verilere de bakıyorlar onlar. Nitekim bu veri, dünkü veri, Almanya'dan gelen Zür Endeksi tamamıyla Draghi'yi doğrular nitelikte geldi. Ve bu Avrupa borsalarında coşkuyu yarattı. Arkasından Amerika'da Avrupa bile toparlanıyor. Zaten Amerika toparlanıyor. Hani oradan gelen verileri görüyoruz. Avrupa'da toparlanmaya başladı. Asya zaten çok iyi. Şimdi MSCI Asya Pasifik Endeksi, o da tarihi bir zirveye ulaştı. Şu an tüm dünyada borsalara büyük bir ilgi var. Bizimkinin bu trendten bir miktar ayrışmasının sebebi malum. Yani bizde not artırımı bekleniyordu, olmadı. O balon bir miktar söndü. Bizde de şimdi yavaş yavaş karlar geliyor, şirket karları. Bu karları gördükten sonra da yatırımcılar pozisyon almaya başlayacaklardır. Biz de yavaş yavaş biraz gecikmeli olarak ona katılırız. Ama endeks bazında çok büyük bir yükseliş beklememek lazım. Çünkü bankacılık kesimi bizi sınırlıyor. Biliyorsun bu ayın 25'inde Rekabet Kurulu bankaların sözlü savunmalarını alacak. Evet. Dolayısıyla bizde o yönde bir stres var ama kar beklentileri iyi olan sanayi şirketlerinde oldukça iyi şeyler var. Getiriler var. Yani hisse senetlerinde önemli güzel hareketler oluyor. Bu yüzden yatırımcı borsa endeksi bazında değil, bence şeyde bakmalı yani. Şimdi hocam İMKB ile ilgili sorular var tabii. Mesela Aydın Yağcı diyor ki, dün Erkin Bey İMKB, S&P, Dow, Altın ve Asya için artık dönüş başlayacak, satılmalı dedi. Bizi İMKB daha fazla ilgilendiriyor tabii. Sizin bugünkü yorumunuzda artık alım düşünülebilir diyorsunuz. Ortada kaldık açıkçası. Şu an dışarıda olanlar için ne öneriyorsunuz demiş o da. Orada o riski tabii ki ben almam. Şimdi şöyle, Erkin'in söylediğini benzer şeyi bugün ben yazımda da söyledim. PIMCO, dünyanın en büyük tahvil ve bono fonunun CEO'su Muhammed El Erain diyor ki artık Amerika'da hisselere bir miktar satma zamanı geldi diyor. Yani dirence yaklaşıyor diyor. Hatırlarsan bizde de 71 bin seviyesinde bir direnç vardı. Oraya geldiğinde artık çok yükseldi. Burayı geçebilir mi, geçemez mi tartışmaları oluyordu. Genel psikoloji böyle. Artık oralarda bayağı bir yükselişler oldu. Bundan sonra bir satma zamanı. Neden satma zamanı? Çünkü yani arkasındaki gerekçeyi söyleyeyim. 1 Mart itibariyle sosyal işte Amerika'daki harcamalar devreye girecek ya. Şu an Obama deli gibi şey ikna etmeye çalışıyor. Yani bu harcama kesintilerini, otomatik harcama kesintilerini bir onay erteleyin diye. Orada bir miktar sıkıntı bekleniyor. Ama buna rağmen piyasa 1 Mart'a yaklaşırken yeni rekorlar kırıyor. Şimdi oradaki hava çok farklı Barış. Ben şeye katılamıyorum. Yani uluslararası piyasalarda bir dönüş zamanının geldiğine katılamıyorum. Mutlaka bir geri çekilmeler olacaktır da dönüş dediğim benim şeydir. Aşağı yönlü bir trendin başlamasıdır. Aşağı yönlü bir trendi başlatacak bir ekonomik resim yok. Yani şeye baktığımızda, Amerika'dan gelen ekonomik verilere baktığımızda ben öyle bir resim göremiyorum. Bu anlamda bir düzeltme gelebilir. Yani düzeltme dediğim çok büyük bir şey değildir. %2-3'lük bir geri çekilme olabilir Amerika borsalarında. Mesela bak şu Dow Jones Endeksini bir açalım. Dow Jones Endeksi adeta bizim şey gibi, grafik gelsin arkadaşlar. Dow Jones Endeksi burada adeta daha önce bizim zirve yaptığımız, borsamızın zirve yaptığı ve sürekli olarak yukarı gittiği, böyle rally yaptığı döneme benziyor. Burada bariz bir rally var. Burada bekleme dönemi var. Bekleme döneminden sonra yeniden en yüksek seviyeden kapanış var. 14.035. Şimdi haftalık grafiğe gelelim. Haftalık grafikte şeyi göstereceğim. Daha önceki zirve seviye. Şimdi daha önceki zirve seviye burası. Yaklaşık olarak tahmin ediyorum orası gördüğü en yüksek seviye ne diye bakacağım da. Evet. 14.279. Yani bu Dow Jones'un görmüş olduğu en yüksek seviye. Ben 14.700 falan diye hatırlıyordum ama 14.279'muş. Dolayısıyla burada
Dow endeksi, aynı zamanda S&P endeksi, ki şimdi S&P'nin grafiğini vereyim. Bak S&P'nin grafiğinde de bayağı bir rally var. Rally başlamış durumda. Ben Amerika'da bir dönüş ve önemli bir sert düşüş beklemiyorum. Mesela Amerika'da şu düşüş Mayıs aylarında, Nisan Mayıs aylarında tamamıyla İspanya ve İtalya sorunundan kaynaklanıyor. Ve yine Amerika'da şu şeydeki düşüş, yani Ekim'deki düşüş, şu geri çekilme, hani Ocak ayının başında mali uçurum söz konusu olacak diye olan stresten kaynaklanıyor ve burada da Amerikan verileri kötü gelmişti genel olarak. Şimdi böyle bir trendde, şu trendin kırılacak da tekrar, ben biraz orta vadeli konuşuyorum ama kısa vadeli şey yapamıyorum, söylemiyorum. Ama bu trendi aşağı kırdıracak bir gelişme beklemiyorum. Yani S&P endeksinde mesela 1460-70 seviyesinin altına bir geri çekilme şu an beklemiyorum. Hatta şu an ben şeyi bile düşünüyorum, yani Amerika'da hisse senetlerinde alım zamanı diye düşünüyorum. Çünkü zirvelere yaklaştı, herkes korkmaya başladı ama orada zirveler kırılacak. Şeye rağmen kırılacak. Yani 2012 çok kötü olmasına rağmen Dow endeksi yükselmeye devam etti 2012'de, ki 2013'te olay çok farklı. Bayağı bir ekonomik verilerde toparlanma var. Tüm dünyada enflasyon hedefleri yükseltildi. Bu anlamda bizim borsa açısından ben şunu söyleyeyim. Endeks bazında çok büyük bir hareket olmayacak. Yani endeks gitmeyecek çok fazla belki. Ama hisse bazında çok güzel hisseler var. Yani sanayi şirketleri içerisinde. Yani sanayi endeksi bence banka endeksinin üzerine çıkacak bu dönemde. Yani bu bilançolar açıklandıktan sonra. O yüzden normal şartlarda bizim borsayı biraz daha dışarıda değerlendirmek gerekiyor ama tabii ki bu küresel risk iştahı bize de yine talep gelmesini sağlayacaktır. Şimdi hocam İlhan Pars da şeyi soruyor. Yine dünkü konuğunuz diyor, dün akşam başka bir televizyon kanalında YMKB için 30 Haziran vadeli olarak 70 bin seviyesinin görülebileceğini öngördü. Siz buna katılıyor musunuz? Haziran için katılabilirim tabii ki. Yani Haziran'a kadar o 70 bin seviyesi görülebilir, evet. Hı hı. Yani 70, şu an biz 76.500'deyiz. Bu bir sert düşüş olduk 86.500'den buraya kadar. Bundan sonra ben her zaman bu tür belli haberlerin çıkması ve bu tip geri çekilmeler sonrasında bir güçlü tepki olur. Bu güçlü tepkiyi ben yaklaşık olarak 83.500, 84.500 civarına kadar bekliyorum. Oraya kadar bir tepki olur. Ama Haziran ayı zaten şey vardır, İngilizce bir deyim vardır. Sell in May derler. Mayıs'ta sat, Eylül'de gel gibi bir şey sözleri var. O olabilir tabii Haziran'a kadar. Ama tabii Haziran'a kadar 70 bine düşer deyince şöyle bir şey oluşuyor insanın beyninde. Yani beyin doğrusal düşünür. Şu an 77 bindeyiz. Haziran'a kadar 70 bin. Düz çizgi çeker beyin. Tabii. Halbuki gerçek öyle, öyle olmaz. Yukarı gider, aşağı gelir, tekrar düşer vesaire. O açıdan ona bir itirazım yok. Şimdi hocam günlerdir konuştuğumuz bir başka mevzu. Bu akşam FED toplantı tutanakları açıklanacak. Evet. O cephede son olarak neler yaşanıyor? Bir de bununla bağlantılı Mehmet Darendeli'nin sorusu var. O da diyor ki FED toplantı tutanakları sonucunda sizin tahmininize göre altın YMKB yönü ne olur? Valla ben şöyle söyleyeyim, toplantı tutanaklarında tek dikkat edilecek şey bu parasal genişleme ne zaman bitecek? Yani oradaki görüşler. Geçen toplantı tutanakları bu açıdan sürprizdi. Ve hiç beklenmedik şeyler geldi, cevaplar geldi. Hı hı. Daha doğrusu beklenmedik konuşmalar oldu orada. Beklenmeyen neydi? Hiç kimse parasal genişlemenin bitirilmesi konusunun tartışılacağını beklemiyordu geçen toplantı tutanakları açıklanmadan önce. Fakat bu tartışıldığı görülünce FED üyeleri arasında şu anda herkes istim üstüne. Altın niye düştü? 1607 dolar seviyesinde şu an altın. Altın bir önceki toplantıdan sonra altın sert düşüş yapmıştı. Şimdi altındakiler korkuyor. Yeniden bu toplantı tutanaklarında ya parasal genişlemeye erken şey yaparlarsa, son verirlerse diye korkuyorlar. Dolayısıyla altın zaten bu beklentiyi satın aldı şu an. Yani altın 1607 dolara geldi ve FED toplantı tutanaklarından olumsuz bir şey çıkacağını şu an altın satın aldı. Dolayısıyla toplantı tutanakları açıklandıktan sonra altında belki yeniden bir sert aşağı hareket olur. O tam alım yeridir yani altında. Hani ben şeyden bahsediyorum. Kısa vadeli altında trade yapacak olanlara bahsediyorum. Eğer toplantı tutanakları açıklandıktan sonra eğer altında bir düşüş daha gelirse orası iyi bir alım yeri olur.
Yani açıklama 21.15'te olacak zannedersem bu gece. Dolayısıyla 21.30 saatlerinde altının hareketine bakmak lazım. Ama Nurullah Kaplan da diyor ki, o söz şöyleydi hocam, "Selin may go away" şeklindeydi diyor. Dolayısıyla altın artık duracak 1600 civarında. Yani ben bu seviyelerde trade yapanlara diyorum yalnız. Evet. Yani trade yapan demek şu demek: hemen kısa vadeli alıp satacak demek. Özellikle 1607'den alıp 1645'ten satabilirler. Yani 1635'ten 1640'tan satabilirler. Ama bu akşamı görmek lazım. Ben şey beklemiyorum. Yani Fed'in geçen toplantı tutanaklarında bu çok ön plana çıktığı için Bernanke bu konuda herhalde ya daha temkinli olalım, başlamadan şeyi bitirmeyelim demiş olabilir. Hı hı. Bu ne güzel ekonomi yükseliyor falan. İşte geçen konuştuğunuz parasal genişlemeyi durduracağız diye bir geçici bir tıkanıklık yaşadık demiş olabilir. Ya bu toplantı tutanakları sonrasında ben evet gene tartışma olacaktır. Ama 2013 sonuna kadar parasal genişlemeye son vereceğini zannetmiyorum. Hocam altınla ilgili yine Mehmet Uyguç diyor ki, altının ons fiyatı 1600 doların altına düştüğünde halen altın toplamakta olan başta Çin, Hindistan merkez bankaları altına müdahale edebilirler mi? Veya hangi seviyelere gelindiğinde müdahale etme ihtiyacını duyabilirler? Merkez bankaları topladıkları tonlarca altından herhalde zarar etmek istemezler demiş. Merkez bankaları zaten zarar etmez yani. Merkez bankalarının bir şey, hani zarar vardır, kar zarar geçer de merkez bankası için, merkez bankaları kar veya zarara odaklanmazlar. Yani orada bakmazlar. Ama dediği gibi Çin ve Hindistan'ın altın toplamasının sebebi şey değil, İşte buradan kar etmek falan değil. Dünyaya ileride bir ciddi enflasyon gelecek. Merkez bankaları da bu enflasyona karşı kendilerini hedge ediyorlar, koruma altına alıyorlar. O yüzden hiç kimse, hiçbir şekilde hiçbir merkez bankası yok, düşüş oluyor, şimdi ben buradan gireyim, altın alayım, toplayayım demez. Yani öyle bir şey olmaz. Müdahale gelmez yani. Müdahale dediğimiz piyasa, yani kimse piyasanın önüne gelemez. Çünkü altında buradaki Mehmet Uyguç da işlem yapıyor, alıyor satıyor. Amerika'daki John da alıp satıyor. Çin Merkez Bankası da alıp satıyor. Bütün dünya tek bir platform üzerinden altında alım satım yapıyor. Bir tane Merkez Bankası'nın piyasayı yönlendirmesine imkan yok. Yani hani Çin gelecek de ben diyecek işte atıyorum 1000 ton altın alacağım diyecek de o zaman hani psikolojik etki yapacak, öyle olabilir. Yoksa şu an altın çok düştü, bir tepki yapacak yukarı yönlü. Ben öyle düşünüyorum. Mine Aksay da diyor ki hocam, 25 Şubat olarak bir pazartesi krizinden bahsediyor uzmanlar. Sizin de daha önce Para Dergisi'nde 25 Şubat'la ilgili bir uyarı yazınız vardı. Bu konu hakkındaki değerlendirmeniz nedir acaba? Yok, 25 Şubat şöyle. 25 Şubat'ta işte bankalar sözlü savunma yapacaklar. Şimdi burada olacak şey şu: ya bu basıda sızarsa, yani bu sözlü savunmada kim ne demiş? Banka genel müdürleri ne diyecekler yani dışarı çıkıp? Biz şunu şunu söyledik mi diyecekler? Zannetmiyorum. Eğer 25 Şubat değil, 25 Şubat öncesinde olur olan. Yani o eğer piyasa satacaksa, bankalara buradan çok büyük cezalar gelecek diye düşünecekse, o zaman 25 Şubat öncesinde satar piyasalar. Yani bugün ayın 20'si, ne bileyim 23 Şubat'ta satar. 25 Şubat'ı da şey yapmaz yani, beklemez çok fazla. Ben hani öyle bir şeyler tehlikeli yani, belli bir tarih verip orada beklenti yaratıp ondan sonra hiçbir şey olmaması da söz konusu olabilir. Hakikaten tesadüf ise o gün çok önemli şeyler de olabilir, ne bileyim. Tam 25 Şubat'tır, sen bankadan darbe beklerken öbür taraftan Almanya'da çok önemli bir olay olmuştur. Yani ekonomik bir olay, ne bileyim, Deutsche Bank bir açıklama yapmıştır. Bundan sonra Euro Birliği'ne biz bile devam etmeyebiliriz demiştir. Her şey karman çorman olmuştur, anlıyor musun? Yani o açıdan şey yapmıyorum ama 25 Şubat olayı şöyle: bankalar o gün sözlü savunma yapacağı için piyasa o gün çok da coşkulu da olsa o gün bir beklemeyi tercih eder. Hatta biraz satıp ne olur ne olmaz diye bakabilir. Bekir Gürcan da diyor ki hocam, temettü geliri fazla olan şirketler bankalar kadar prim yapmıyor. Banka hisseleri karlı ama temettü fazla vermediği halde neden talep görüyor? Şöyle, likidite yani yabancılar gelip İMKB 30'dan işlem yapıyorlar. Yani istedikleri an yüksek miktarlarda parayı satabilmeleri lazım. Yani hisseyi satabilmeleri lazım.
gelip normal sanayi şirketi olup küçük ama sürekli temettü veren bir şirket bile olsa, yani orada likidasyon çok azsa, günde işte tahtanın alış satış kademelerinde 2000 not, 3000 not, 5000 notluk bir miktarlar varsa likiditesi zayıf kağıtlara girmiyorlar. Belki onu diyebiliriz. Artı temettü veriyor olması da çok da önemli değil. Şey anlamında önemli değil. Kısa vadeli fiyat hareketleri açısından çok önemli değil. Yani temettü veren şirketi ben alayım şimdi kazanırım diyen yanılır. Temettü veren şirketi alayım ben 10 yıl sonra bir hesabıma bakayım diyen kazanır. Yani onu öyle düşünmek lazım. Bir de temettü veren şirketin yani sürekli temettü dağıtıyorsa bu çok güvenilirdir gerçekten. Sürekli kâr ediyorsa bu tip kağıtlarda sürekli yükselişler beklememek lazım. Yani bu kağıtlar genellikle temettüye yakın yükselirler. Sonra yataya girerler ama uzun bir süre sonra baktığınızda hep borsanın çok üzerinde getiri sağlamış oluyorlar. Onu öyle düzeltmek lazım. Hı hı. Sait Çiftçi de diyor ki hocam şirketlerin vergi dairesine verdiği kârlar genelde daha düşük. Bu olay hisse senedi fiyatlarını da negatif etkiliyor. Spekülasyonlar oluyor. Bu farkın nedenlerini açıklar mısınız? Valla şöyle söyleyeyim. Bu fark ortadan kalkacak daha sonra. Şimdi tek düzen hesap sistemi var. Hı hı. Maliyeye verilen bilançolarda tek düzen hesap sistemine göre vergiler belirleniyor. Yani orada nakit ödenecek vergiyi bildiriyorsun. Fakat SPK'ya verilen bilançolarda uluslararası finansal raporlama sistemine göre hazırlanıyor. Yani UFRS'ye göre hazırlanıyor. Şimdi UFRS'ye göre hazırlanan bilançoyla tek düzen hesap sistemine göre hazırlanan bilanço aynı değil. Burada teknik ayrıntıya girmeyeceğim. Yani teknik olarak kar nereden geliyor vesaireye girmeyeceğim. Mesela şimdi kur farklarından ortaya çıkan kambiyo gelir giderleri var. Mesela firmaların diyelim ki senin elinde 1000 dolar var, tamam mı? 2012 başında 1000 doların 1.92'den 1920 lira yapıyordu. Şimdi düşmüş dolar şeye işte 1.75'e 1.750'ye sen orada zarar yazmışsın. Öyle mi? Ama cebinden çıkan bir şey yok. Sadece o dolar hala orada duruyor. O kadar ediyordu, bu kadar ediyor. Veya senin dolar borcun vardı, 1000 dolar. O gün borcun ne gözüküyor bilançoda? 1950 lira gözüküyor. Peki şimdi borcun ne gözüküyor? 1750. Borç azalmış gözüküyor, tamam mı? Dolayısıyla kar etmiş gözüküyorsun. Şimdi böyle bir karı yansıtırken tek düzen hesap sistemine göre maliyeye verilen bilançolarda kar hesaplaması farklı. Hı hı. Bu bir manipülasyona, spekülasyon hani şey oluyor ama genellikle aynı trendle çıkıyor. O ayrıntıyı bilenler yanılmıyor. Yani piyasa yanılmaz o anlamda. Evet. Çok ayrıntılı bir şey olduğu için, teknik bir şey de olduğu için ayrıntıya girmeyeceğim ama şeyden kaynaklanıyor. UFRS ve tek düzenden kaynaklanıyor. Bir de artık maliye de şeye geçiyor. UFRS'ye geçti. Yani evet. Zannedersem bu yıl mı uygulamaya konacak? Haziran'dan sonra bilmiyorum. Ama UFRS'ye geçtikten sonra zaten onlar aynı şeyler olacak. Turgut Polat da hocam Euro Japon yeni, Dolar Japon yeni kısa vade değerlendirmenizi rica etmiş. Vallahi Euro Japon yeni ve Dolar Japon yeni çok yükseldi. Burada artık Japon yeni, millet Japon yeni almak istiyor. Hı hı. Yani bu seviyeler, bu haftalık grafik. Şimdi haftalık grafiği verelim arkadaşlar ekrana. Bakın burada Japon yeni, Euro Japon yeni tam gelmiş direncine dayanmış. Dolayısıyla bu seviyede artık Euro Japon yeninin yerine ben bütün beklentiler girdi artık short pozisyon açarım. Yani artık yenin değerlenme zamanı geldi. Çok fazla değer kaybetti. Bence yen değerlenmeye başlayacak bundan sonra. Ama stop koymak lazım. 128'e stop konularak burada bir ay vadeli short pozisyon düşünülebilir. Ama 128'i geçerse de o zaman zaten 139'a kadar da gider. 138-139'a kadar da gider. Şimdi bu şey grafik, haftalık grafik. Bir de dolar Japon yenine baktığımızda benzer hareketi orada da görüyoruz. Bu da tam direncine gelmiş durumda. Yani şuradaki direncine gelmiş durumda. Ben burada yine Japon yeni long olmuşlarsa mutlaka stop koysunlar ve o stop da en azından 92.5 falan olsun. Yani Japon yeninde uzun pozisyonu açanlar 92.5'a stop koysunlar bence. Ben o zaman burada short pozisyonu açıp bir ay beklerim. Yani o da yaklaşık olarak bir 89-90 aralığına kadar beklerim yani. Bir düzeltme gelebilir yani. Şu an tabii ki yarın ne olacağı belli değil. Japon Başbakanı Abe bir şey söyler, bir şey olur çıkar. O yüzden stop koyarak bunu yapabilirler. Hı hı. Hocam izleyicilerimizin sizden beklentileri var. Şirketlerin kar listesini açıklamanızı bekliyorlarmış. Onu ileteyim.
Yine sitenizde tekrar 2-3 aylık vadeli İMKB senet tavsiyeniz olacak mı? Şimdi bak, bunu hep soruyorlar. Ben de özellikle şunu söylüyorum. Bir de sanayi şirketlerinden öneri listesi vermeyi düşünüyor musunuz? Şöyle, sanayi şirketlerinden falan vereceğim de şimdi karlar geliyor. Hı-hı. Öyle bir dönemdeyiz ki şimdi tam ben bir öneri vereceğim. Arkasından bir bakacaksın, hiç beklenmedik o bir kar gelecek. Ters hareketler olacak. Yatırımcıyı riske atmamak adına herhangi bir açıklama, herhangi bir şey yapmıyorum. Ama yatırımcıların böyle bir ihtiyacı olduğunu da ben biliyorum ama şu an borsada dip çalışmasını tam kesin olarak henüz bitirmiş değil. Tam bitirmeye yakın yerlerde. Belki gelecek hafta bir yukarı şey bekliyorum, hareket. Onun öncesinde bir genel bir öneri listem olacak. Zaten daha önce bir öneri listesi vardı. O öneri listesi birkaç değişiklik hariç geçerli zaten. Orada çünkü 6 ay vadeli falan önerdim ben hisse senetlerini. Yani 6 ay civarında bir süre önerdim. Onu belirtmişler, ekleme olacak mı diye sormuşlar. Ekleme olacak, evet. Hmm. Ekleme olacak çünkü yeni gelen yeni bilançolardan sonra o listeden birkaç tanesi çıkacak. Ekleme de olacak ama o hala benim önerdiğim alım aralığında olan hisseler var mesela. Onlar zaten uzun vadeli iyi gördüğüm hisseler olduğu için İMKB'ye göre getirisini ben hala pozitif bekliyorum. Yani İMKB %10 düşmüşse onlar daha az düştüler. Hı hı. Veya İMKB yukarı giderken İMKB kadar gitmemiş olsa bile şimdi bir miktar gidebilir. Bekir Gürcan demiş ki altını büyük fonlarda yönlendiremez mi? Onun o yorumu var. Yine son bir mesaj daha hocam. Süre doluyor çünkü. Cem Akgün de diyor ki İmralı görüşmelerinin çözüme kavuşması İMKB için önemli bir katalist olur mu? Ve not artırımını ne zaman beklersiniz demiş o da. Büyük fonlarla altın ilişkisi mutlaka var zaten hocam. Evet, kesinlikle. İmralı görüşmelerin çözüme kavuşması İMKB için bir katalist olur mu? Bu eğer çok net bir sonuç çıkarsa olur. Hı-hı. Yani çok ama iş sürecinde. Ama o kısa vadeli bir şey değil tabii. Değil yani. Orada hani bugün sabah kalktık, görüşme tabii, bitti, artık bu iş bitti. Yani böyle bir şey beklemiyor kimse. Hı-hı. O yüzden o görüşmeler sadece şu an bir beklenti yaratıyor ama bu beklenti oldukça zayıf bir beklenti. Bu arada Kemal Sağar'ın göndermiş olduğu bir mail var. Tek düzen hesap planında vergi değerleme ölçüleri farklı diyor. Bu da mali karı genellikle yüksek çıkartıyor diyor. Aynı benim az önce söylediğim, hı hı, şeyleri uluslararası muhasebe standartlarında da değerleme ölçüleri farklı. Ticari kar ortaya çıkıyor. Bu da vergi ödemesini az getiriyor diyor. Maliye de diyor UFRS'ye geçmeye direniyor diyor. Bence evet, de direniyorlar. Ama geçseler çok iyi olacak. Hiç olmazsa tüm sistemi uluslararası ile karşılaştırma imkanımız olacak. Peki bence hocam, o önemli. Süreyi doldurduk bu arada. Teşekkür ediyorum. Yarın sabah yine beraber olacağız. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Paranın ortasını noktalıyoruz. Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz.